Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden salı, eşim işten geldi, şimdi yemek telaşı. Bugün ben aslında tavuk sote yapmaya karar vermiştim. Markete gittim, akşam üzeri domates falan yoktu evde. Tavuk sote yaparım diye şey aldım, mantar aldım. Ama eşimin canı şu an farklı bir şey istiyor, ismini bilmiyorum şu an ama yaparken sizlerle yapalım istedim. Bugün eşimle birlikte mutfaktayız. O şu an patatesleri soyuyor. Havuçları da soydu. Ben de doğrayacağım şimdi. Sizlerle beraber yapayım istedim. Umarım gözükür. Şöyle havuçlarımı küt küt doğrayıp kızartacağım. Patateslerimi de aynı şekilde kızartacağım. Bugün de böyle video çekelim. Hep yemek çekiyoruz ama. Ramazan ayındayız. Yemekten başka bir şey oluyor. Yani temizlik falan oluyor ama hızlı oluyor. Bugün bu arada annem de geldi. Babamla annem. Annem bugün işe gitmemiş. Ramazan'da pek gitmiyor. Şimdi ne iş yapıyor diyeceksiniz. Normalde benim annem dişçinin yanında yemek yapıyordu. Ama pandemiden ötürü annem artık dişçinin yanında çalışamıyor. Çünkü özel dişçi olduğu için açık değil diyebilirim. Devlete çalışıyorlar bir de. Neyse annem de mahallelerinde bir gözlemecide yufka açıyor. Ramazan'da da çok fazla yani gidilmiyor aslında ama annem gidiyor yine. Bugün gitmemiş. Evdeyim diye de baklava falan yapmış. Neyse ben aradım öğlene doğru. Onlar da baklava yaptım dedi. Sana da getireyim dedi. Hem de benim babamın yazlık lastikleri benim balkondaydı. Babam da dedi yazlık lastiklerini taktıracaktı dedi. Öyle geldiler. Babam geldi zaten direkt lastiklerini aldı götürdü lastikleri gitti. Annem de biraz rüzgarla oynadı. Sonra maalesef ki saat 5 gibi falan gittiler. Onları yolcu derken ben de dedim bir markete gideyim. Eşim markete yetişemiyor. Evde de domates falan yoktu. Ben de dedim rüzgar bir hava alsın. Öyle markete gittik. Öyle domates aldım. Mantar aldım. Rüzgara bir iki meyve aldım. Tabi babası da işten gelirken pazara uğramış eşim. Markete gidemiyor. Pazar iyi kapanmamış. Pazar açık. Şu yağın kızmasını bekliyorum bu arada. Şunu çekemiz zaten. Şurada beklesin bunlar. Dur anneciğim. Ne istiyorsun anne? Onlar patates yenmez. Önce kızartayım. Doğrayım. Bunlar havuç mu? He? Havuç mu onlar? Anlamadım. Onlar havuç mu? Havuç. Birazdan babam dolaptan versin sana tamam mı? Ama tripodu oradan düşürürsün bak tripod sallanır. Şimdi ne yapıyorum diye sorarsanız kayınvalidemde görmüştüm ben daha önce. Tavuk göğsünü kare kare doğruyor. Patatesi doğruyor, havucu doğruyor. Patatesle havucu kızartıyor. Tavuk göğsünü de tavada soteliyor mu denir. Öyle bir şey işte. Onu atıyor, mantar atıyor. Sonra hepsini bir tepside karıştırıp fırına veriyor tekrardan. Ama böyle salçalı sos falan yapmıyor. Kendi öyle sevdiği için yapmıyormuş. Hani normal tarif nasıl bilmiyorum. Bugün de eşimin canı onu isteyince yine onu yapmaya karar verdik. Dün bende mercimek çorbam var. Yanında da bilmiyorum ne yaparız artık. Allah kerim. Zaten bir çorba bir de yanına bir şey yetiyor dediğimizde. Yarın da yeriz. Aynen çok çıkarsa yarın da yeriz. Zaten bir yemek yapıyoruz. Genelde kimin yiyoruz. Dün de fırına patates vermiştim gerçi ama onu az yaptım. Dün bitti öyle. Eşimi de artık çalıştırmaya karar verdim mutfakta. Çünkü eşim patates kızartması, menemen, ne bileyim o tarz şeyleri yapabiliyor ama onun dışında hiç yemek yapmayı bilmiyor ve işine gelmediği için bilmiyorum deyip geçiyor. Halbuki ben de evlendiğimde bilmiyordum ama internete yazınca her şey çıkıyor. İyi olurum, kötü olurum, hasta olurum. Ben yapması gerektiğini, hani yapmasa bile bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çorbayı bile bilmiyor yani hazır çorba yaparım diyor, geçiştiriyor beni. Kızartayım için. Önce patatesleri atıyorum. Ama patateslerimi tuzlayayım. Umarım sesimiz iyi geliyordur. Gerçi ben gözükmüyorum. Sadece yaptığım iş gözüküyor ama. Evet.
de gelirken pazara uğramış. Meyvelerden yeni çıkan meyvelerin hepsini toplamış gelmiş. Pazar iyiydi ama. Biraz pahalıydı. Meyve ucuzdu. Fiyatları bilmediğin için. Meyve ucuzdu. Sözde pahalıydı. Domatesi ben A101'den kesin 7,5 liraya aldım. Pazarda daha ucuzmuş ama. Evet. Geçti. Her türlü de getirir. Her türlü de getirir. 4 liraya kadar getirir. Patlıcan ne kadardı? Altına da yetiştireyim ben. 14 lira falan bu arada ya. 14 lira mı? Patlıcan. Patlıcan. Emin olamadım. Fasulye olabilir. 4-5 liradır. Yeşil fasulye mi olabilir? Yeşil fasulyedir. 14 lira. Yeşil fasulye vardı. Bir de dolma 2 lira herhalde. Aynen dolma 2 lira 10 lira 12 lira. Evet abi. Yeşili ucuzdu sevdi. Yani yeşili. Kıvacım geçen hafta mıydı? Ondan yani. Önceki hafta 5 lira aldım. 1 lira 2 lira. Aynen. 1 lira 2 lira arasında değişiyor. Yetiştireyim atayım diye düşündüm. Şimdi zaman da kısıtlı. İnşallah hepsi aynı yerde kızarır. Aynen bir şey olmaz. Zaten bir de fırına süreceğimiz için. Neyse bir şey neden yeri geçmez. Düşünenler. Fırına girin. Ay tuz atmayı unutuyorum bir yandan da. Neyse. Yeter mi kadar? İlk defa böyle yemek yapımı gördünüz. Mantarın hepsini yapmayalım mı? Zaten eriyip gider mantar. Yapalım. Eriyip gider sonra kalanla da zaten pek bir şey yapacağımızı zannetmiyorum. Ay bu nasıl yemek yapış oldu bugün. Patates tuzlayışım bile. Neyse bir şey olmaz. Şu elimi bir yıkayayım. Versin. Şurada da baklava var ama annem bu baklavayı bardakla kesip değişik bir şey yapıyor. Normalde nasıl diyeyim üçgen üçgen kestiğine ne denir? Bu ayrı bir baklava. Bunun tadı da güzel oluyordu. Bunu kalan yufkayla yapmış aslında küçük bir tepsiye. Ben de kendi tepsisini götürsün diye buna hep döşedim ama küçük parçaları da üstüne atıverdim. Bir büyük borcama döşesem daha iyi olurmuş. Bunu da ıslamam. Eşim yerse ıslarım. Benim eşim de baklavayı falan çok sever. Ama hazır baklava. Ev yapımı değil. Ama bunun tadı güzel oluyordu. Bunu sonra şerbetlerim. Şu mantarları falan doğrayayım hızlıca ben. Geliyorum.
patatesim kızarmak üzere, az kaldı. Tavuk göğsüm de burada. O da suyla sala sala pişsin. En son mantarını ekleyeceğim. Birazdan havuçları da kızartacağım. Ne ekleyelim dedik? Eşim mısır ekleyelim dedi. Ben de dolapta biraz bezelye var. Bezelye de katalım dedik. Ama böyle salçalı falan yapmayacağım. Bunların hepsini karıştırıp fırına süreceğim. Fırında da öyle biraz pişecek. Salçalı su yapayım biraz. Yapabilirsin. Bence daha şey olur. Lezzetli, güzel olur. Nasıl istiyorsun bir tane? Allah bugün Allah. Yemek güvenine çıktı ya. İstediğim gibi yapabilirsin. Hadi de senin biraz iyi kızarsın. Böyle. Rüzgar geldi. Annem de gelirken börek yufka almış gelmiş. Sonra normal yufkadan da getirmiş. Normal yufkaları buzluğa attım. Ekmek olmadığında falan çıkartırız yeriz diye. Diğer yufkayı da dolabın altına koydum. Bir ara börek yaparım. Ya sahurda yaparım ya da böyle akşam yine. Bu ara hiç şey yapmadık. Normalde çay demleyip patates falan kızartıp iftar yapıyorduk. Ama daha hiç yapmadık. Belki börek falan yaparım. Çay demlerim yine bir çorba olur. O şekilde de bir iftar yaparız. Rüzgar. Video çekmeyeceğim mi anne? Ay baba seninle tartışıyor. Çekmeyeceğim mi? Neden? Senin arkadaşların zaten burada. Rüzgar'ın arkadaşları değil ki. Tuzlar da tuz dolduracağım. Şey koymana gerek yok. Yan tarafı koymayın. Tartı sütü güzel mi? Ya da koydum tamam. Hayır benim arkadaşlarım. Benim arkadaşlarım. Onlar benim arkadaşlarım. Tamam konuşalım arkadaşlarımla. Arkadaşlar. Yapabilir misiniz? Merhaba dayı. Nasılsınız? Ben sesini iyi misiniz? Nasılsınız? İyi misiniz? Diyor. Kurban olurum ya. Sizleri çok seviyorum de. Ben de seni çok seviyorum. Babamı daha çok seviyorum de. Babamı daha çok seviyorum. Benim daha çok seviyorum. Dur anneciğim yemek pişiriyorum. Seni de çok seviyorum. Aferin benim oğluma. Dur anneciğim bırak bir. Gel abi gel, gezmeye gidelim babacığım seni gel. Bunu kalabilir miyim? Fırına gidin annem. Şimdi hemen şu şeyleri dağıtayım havuçları. Tamamdır. Havuçlar da kızarsın. Gözüküyor mu oradan ki? Tavuklarım da bayağı şey olmaya başladı. Biraz da tavuklara tuz atayım. Çünkü et tuzu seviyor. Önce atmayı seviyorum çünkü içine çekiyor.
da bunu da pişirmek istiyorum. Şimdi patateslerim kızarmıştı zaten. Havuçlarım da kızardı. Şurada göstereyim. Ondan sonra tavuk göğsüm de oldu. Mantarlarımı attım. Ağzını da kapattım. Mantarlar da sulanıyor. O bayağı sulansın. Sonra suyunu çeksin. Bunlarla hepsini karıştıracağım. Sonra bu sefer karar verdik. Biraz salçalı su yapıp fırına vereceğim. İçine eşim mısır istiyor. Mısır atacağım. Öyle o aşamaları da gösteririm inşallah. Zaman yaklaştı. Son 40 dakika falan var ama yetişir. Tavuklarım da hazır. Bunların hepsine katacağım. Umarım doğru yapıyordurum. Yemek yapıyorum ama öyle valla. Şans eseri yemek oluyor galiba. Kendime yemekte hiç güvenmiyorum. Ama yine de güzel oluyor. Bak eşim benim yemeğimi sever. Mesela başka bir yere gittiğinde aynı yemek orada yapılsın. Eve geldiğinde benimkinin daha güzel olduğunu söyler. Aslında el lezzetim var inanıyorum ama böyle yemek yapmayı hem sevmiyorum hem de kendime güvenmiyorum. Tamam bunu da böyle yaptık. Mısır. Çorbam da bir yandan ısınıyor. Seni aradım sen markete gittiğinde. Yanına pilav da yapayım mı diye. Yok. Hepsini nasıl yiyeceğiz? 2 gün yiyeceğiz ama. Gerçi ben de var ya hiç 2 kişiymişiz gibi yemek yapmıyorum. Bir de her gün yemek yapmaktansa yapıp da 2 gün yemek daha mantıklı. Yeter mi bu mısır? Çok olmaz. Daha at at. Çok olmasın. At at. Atayım mı biraz daha? Gözüksün biraz. At biraz daha. Salçalı su yapayım mı? Emin misin bak ona göre. Normalde annenin yaptığında yok. Fark etmez. Yap. Neyse birazcık tat versin. Bir de öyle deneyelim. Yap canım üstüne yap. Böyle bir sıkıntı yok. Fırını aç da ısınsın bari. Fırını açtım ısındı. Bir tane tabak alayım da. Küçük leğen vardı. Şimdi salçalı suyumu da yaptım. Şu salçalı suya biraz daha tuz atayım da. Şimdi tuz az olursa güzel olmaz. Salçalı suyuma da çok azıcık yağ koydum. Çünkü patatesle havucu kızarttığım için. Şöyle birazını dökeyim. Çok gelirse dökmem. Tamamdır ya. Döktük, şunu biraz karıştırayım mı? Yemek gibi de olmasın. Yok yok yok. Bayağı suyu var. Hiç yapışır ki suyu 2 dakikada. Biraz içine çeksin bence. Tamam karşıma gerek yok kız. Dur hepsi şu mısırlar da. Bunlar üstte düşer. Rahat düşer. Neden bişik komple? Hepsi bişik. Çabuk pişer de. Suyunu çekince böyle yemek gibi de olmasın tam. Neyse umarım güzel bir şey olur. Şimdi fırına süreyim. Duruma göre ben salçalı su eklerim. Yemeğim pişti. Sizlere son halini de göstermek istiyorum. Çorbamı da ısıttım. Çorbayla sadece bu yemeğimiz var. Yanına da eşim kendine kola almış. Böyle yakından da göstereyim. İşte havuç, patates, mısır, mantar ve tavuk göğsünden oluşuyor. Tadı güzel oluyordu. Umarım benim yaptığım da güzel olmuştur. Salçayı özellikle çok az koydum. Böyle yemek gibi olmasın diye. Ezana da bir 3-5 dakika var. Şimdi bunları masaya hazırlayayım. Yemeğimizi yiyelim. Yemekten sonra tekrardan görüşürüz. Bu arada Rabbim herkesin tuttuğu orucu kabul etsin inşallah. Çok güzel bir şey şundan da. Tamam. Ama iyi yemedi. Biz göremedik babası. Az önce öyle yiyordu. Yiyemez ki zaten Rüzgar. Çekirdeği yerde. Çekirdeği içinde yemedin ki çekirdeği çıksan. Yiyesin çekirdeği de çıkar. Ben de orada yapıyordum. Yemiştim. Evet.
Ye, hayır. Yersen kocaman olursun. Evet, o büyütenlenmiş babacığım. Baba, sıra taba. Hayır, kocaman ısırman gerekiyor. Alıştı herhalde bünyesin. Evet. Az önce gördüm, baktım kayısı yiyor suratına, eşkide eşkide. Aferin, ha. Isır beni ya, şöyle yan, ha. Çok güzelmiş değil mi? Ekşiymiş birazcık. Güzel ama değil mi? Evet, ben ekşiyim galiba. Evet. Galiba. Galiba ekşiymiş galiba. Biraz ekşi söyler baba. Evet. Ama öyle yenmez, çok ayıp. Dilin dışa çıkmaz. O ekşiliğini alıyor. Yani. Gidiyor mu öyle ekşili? Ekşi bu. Eşem çiğdi. Bunu ekşiler çalmış. Evet. İğrenç diyor bu. Yok, ekşi iğrenç değil, ekşi de güzel. Tekrardan karşınıza geldim. Aradan saatler geçti. Rüzgar uyudu bile. Az önce ben burada oturuyordum masada. Rüzgar cipsi dökmüş. Hatta çizgi filmi izliyordu yanımda. Ondan sonra telefonu bırakmış gitmiş. Ben de dedim babasıyla herhalde içeride yatıyor, oynuyor falan. Meğer cipsi döktüğü için herhalde korkusundan annem kızmasın diye gitmiş içeride babasıyla yatmış, uyumuş. Akşam üzeri de babaannesiyle konuşmuştu iftardan sonra. Kaynama iş dönüşü Rüzgar, yani iş dönüşü kaynım Rüzgar alıp babaannesine götürecekti ama kaynım aradı, o da geç gelecekmiş. Rüzgar da uyudu, saat 12 geçti bu arada. Ben akşam üzeri bilmiyordum, meğer eşim yarın çarşamba değil mi? Yarın, ondan sonra perşembe günü, cuma günü zaten 23 Nisan eşimle tatil büyük ihtimal. Yani hafta sonunda bağlarsan 2 günde, öyle 5 gün evde. Neden evde? Eğitimi varmış. Daha önce biliyorsunuz İzmir'e gitmişti eğitim için. Ankara'da da eğitimleri olacaktı. Virüsten kaynaklı mı? Makine Türkiye'de olmadığı için. Ha, Türkiye'de makine olmadığı için. Evet. Temmuz'da Diyarbakır'a gidebilirim. Ya. Evet. Bir hafta mı? 5 gün. Yok. Bilmiyorum, belli değil. Evde eğitim alacak yani canlı olarak. Yani aslında iş yerinde olsaydı daha iyiydi. Ya da iş yerine gidip orada canlı bir ortamdan alsa daha iyiydi. Çünkü yarın sabah 8.45 dedi galiba. Masayı sallandıkça telefon sallanıyor. 8.45 değil mi? Evet. Akşamda 4.30'a kadar sessiz olmamız lazım. Ses yapmamamız lazım. Onun ayrı bir odada oturması lazım. Öyle yani. Yarın evde eğitimi var. Perşembe günü de aynı şekilde. Cuma günü zaten resmi tatil. Mesai olursa gider işe cuma günü. Öyle. Eşim evdeymiş. Bir yandan mutlu oldum. Eşimin evde olacağı günü iple çekiyorum. Geçen hafta evde olunca dedim ki sahuru sen hazırlayacaksın, beni kaldıracaksın. O da cumartesi günü çalıştı. Pazar günü evdeydi ama yine sahuru ben hazırladım. Niye öyle diyorsun? Patatesleri ben soydum. Hayır, ben soydum. Ben soydum. Sen dilimledin. Ben soydum. Sen duştaydın. Değildim. Burada ben soydum patatesleri. Hayır, saçmalama. Ben annenle konuşurken soydum. Gerçekten. Ben... Çayı sadece, çayın altını yaktın sen. Yok, burada ben soydum. Hayır, balkondan. Sana dedim, sen dilimle dedim. Sen yanlış hatırlıyorsun. Detaylıca tartıştık ama hala eşim ben soydum diye inat ediyor. Yok diyorum, o kadar tartışıyoruz yani, hatırlatıyorum o günü. Yok, o soymuş, tamam, patates soymuş yani bir sahurda. Ama bu hafta sahuru o hazırlayacak. Ben uyuyacağım, o beni çağıracak. Uyumasam bile o yatağa gideceğim, ben uzanacağım. Sahuru eşim hazırlayacak. Hadi cuma günü işe gitti diyeyim. Yine yok. Cuma da sen hazırlayacaksın, cumartesi de hiç acımayacağım. Hadi cumartesi işe gitti, gece beklemesin diyeceğim ama normalde de zaten oturuyor. Sahuru sen hazırla. Tam öyle teferruatlı bir şey de beklemiyorum. Patates kızartırsın. Ne bileyim, tost yaparsın. Hamur falan yoğuramaz zaten, bilmez. Tost yapmayı da bilmem. İnternette yazınca çıkıyor. İnternette biliyorsunuz çeşit çeşit tarifler çıkar. Bak bugün Büşra Bektaş'ı izledim. Bak tavada ne güzel tost yaptı. Ben elim kolumu keserim bıçakla. Bahaneyim. Ben normalde daha önceki videolarımdan birinde bahsettim. Büşra Bektaş'ı izlemeyi çok severim. Böyle onu izlerken eğlenirim. Bugün de tavada tost yapıyordu. İzledik eşimle. O tost ekmeğiyle yumurtayı tavada pişiriyor. Geri yumurtaları içine katlayıp ekmeği de katlıyor falan.
Güzeldi yani. En basit bak izledin tarifi orada da var. 4 yumurta kırmış. İçine de biraz süt dökmüş yumuşak olsun diye. İşine gelmeyince işte böyle ama yok yani çalıştıracağım karar verdim. Eskiden eşim bana çok yardım ederdi. Gerçekten bunun farkındaydım. Allah razı olsun ama bayağıdır baya uzun zamandır böyle yani yardım etmiyor diyeyim. Ediyor. Hani şimdi videolarda da görüyorsunuz ama böyle ayda yılda bir böyle kötü de olsam o eş yine bana bakıyor ve ben yani nasıl desem bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Hani bu sadece kadının görevi değil diye düşünüyorum. Ben mesela sizlerin gözünde de öyle geliyor olabilir. Evdeyim. Evdeyim hep ama benim de böyle yani şu an ben aslında çalışıyorum. Video çekiyorum, video düzenliyorum. Tamam bu ara aksatıyorum. Aksattığım günler zaten çok bir yardım beklemiyorum ama video çektiğim günler ona kadar ben de yoruluyorum. Benim beynim yoruluyor mesela. Diyorum ki genelde mesela eşim sabah 8'de iş başı yapıyor. Akşam 5'te çıkıyor ama benim böyle mesaimiz saati bile yok. Tamam öğlene kadar yatıyorum ama sabaha kadar da uğraşıyorum. Ya ben de kendi açımdan çalıştığımı düşünüyorum. O yüzden her iş bana baksın istemiyorum. Tabi bana bakacak ben de yapacağım ama yeri gelecek o da bence yardım etmek zorunda. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bazı bayanlar vardır. Böyle şey düşünür. Tüm iş görev benim görevim. Erkekler hani bir şey yapmaz düşüncesiyle ama bence öyle düşünen kadınlar da yanlış düşünüyor. Hayat müşterektir. Paylaşınca güzeldir bence. Ay Rüzgar'ın dediği gibi paylaşmak güzeldir. Paylaşmak güzel. Evet. Tam sen çalışıyorsun bir şey demedim. Evet. Ben mesela günlük 10 saat çalışıyorum. Sen de 10 saat çalışıyorsun da. Şöyle hesap et. Evet. Hesap et. Rüzgar hesap et. Rüzgar yemek. 12'de kalkıyor. Evet. Rüzgar. 6'ya da sen bakın. 6'dan sonra ben bakıyorum. Ben ne yapıyorum? Sen bakarken ben ne yapıyorum? 6 saat sen 6 saat bana. Tamam. 6 saatin boyunca hep sen bakıyorsun. Bak şimdi videoda evet. Tartışacağız. Hadi bakalım. Evet. İşten geldikten sonra ne yapıyorsun Rüzgar'a? Ne yapıyorum? Yemek yerken yedirirsem yediriyorum. Onu ya sen yediriyorsun ya ben yediriyorum. Tamam. Ya da ikimiz bir yandan yediriyoruz. Evet. Sana da sarıyor, bana da sarıyor. Ama daha çok eşimin üstüne yakıyorum. Doğru. Ondan sonra... Ben 10 dakikada bir tuvalete götürüyorum. Tamam o büyük bir iş. Gündüzü ben götürüyorum. Sonuçta 6 saat takıyorum. Peki sen gece 12'de en geç 1'de uyuyorsun. Evet. Değil mi bu ara? Bu ara 12.30'da uyuyorsun hatta. Evet. Bazen 12'de. Geç bu ara çocuğum da erken uyuyor da. Ondan öncesini düşünelim. Gece 3'e 4'e yeri geliyor 5'e kadar oturuyordu. Onu mesai saymıyor mu? Ve en zoru ne biliyor musunuz? Gece uyumadığı için ve hani ortam sessiz olduğu için yaptığı en ufak çıt sesi duyuluyor. Bizim de yanda falan böyle sıkıntılarımız oldu binada. Sus oğlum, yapma oğlum. Annem sessiz oyna, annem sessiz yap diye en çok o yoruyor beni. Genelde de oturuyor Rüzgar ama Ramazan'da sağ olsun böyle uyuyor erkenden. Bugün iyi uyudu, şaşkınım. Çünkü babasıyla takılıyor. Sen de mi çok çalışıyorsun? Tamam sen de çalışıyorsun ama ben de çalışıyorum. Hakkımı yedirmem şimdi yani. Evet sen de çalışıyorsun ama benim kadar çalışmıyorum mesela. Ya, video çekmediği için, vallahi video çekmediği için. Video çekenler şu an beni çok iyi anlar. Eğer video çekenler işe... eşleriyle aynı durumu yaşıyorsa bana burada yorum yapsın. Şimdi işe gidenler de en çok beni anlar biliyor musun? İşe giden... ya ama böyle şey yani. Tamam eşimi çok fazla... Şöylesi var. Sen video çekiyorsun, kendine çekiyorsun, keyfi iş yapıyorsun. Keyfi ama. Keyfi. Bu ama belli bir süreden sonra benimki, keyfi. Benimki mesela, şu an mesela mecburi gibi bir şey. Sen şimdi yarın diyeceksin ki video çekmeyeyim, çekmeyeceksin. Ama ben yanlış gitmeyeyim diyeceğim, gitmemizlik yapamayacağım. Gideceğim yani. Öyle. Ama mesela şu an biliyorsun zaten. Mesela ilk para kazanmaya başlamadan önce diyeyim. İlk dönemler yani böyle belli bir takipçi sayısına ulaşmadan önce, belli bir kitleye ulaşmadan önce ne stresiz konuşuyorum. Belli bir kitleye ulaşmadan önce böyle çok video çekme zorunluluğum yoktu. Canım istediğinde çekiyordum ama şimdi beni bekleyen takipçilerim de var. Ve çekmediğim gün ben de kendimi böyle suçlu gibi hissediyorum. Çekmek istiyorum ama çekemediğim günler biliyor. Baş ağrım, onun, bunun, şunun. Ha video çekmediğim gün evde de boş durmuyorum. Video çekmiyorum diye böyle evi temizliyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Yine aynı şekilde yoruluyorum. Öyle açıkladım kendimi. Ben de açıkladım. Bunun için keşke ayrı bir video çekseydik. Eşim ilk defa bu kadar çok konuşuyor. Keşke kameraya şuraya gelsen de gözüksen. Neyse sesim geliyor ya.
Gerçi yakından daha iyi hissedilir sesin de ben bu sefer kameraya bakmıyorum. Beni biraz şikayet et buradan. Ondan sonra be. Yardımcı olmuyorum. Bence ben sana yardımcı oluyorum. Evet oluyorum. Başka? Başkası. İşte. Şikayet edici bekliyor. Bir yandan da korkuyor. Çünkü bu videonun sonunda kavga etmek de var, küsmek de var. Kendimi fazla açığa vermek de istemiyorum. Mesela eskiden daha çok yardımcı olurdu eşim bana. Özellikle şöyle anlatayım. İlk evlendiğimizin 6-7 ayı çok fazla iş yaptırmadım ama aynı evin içinde olduğumuz için ortaktı genelde ama o kadar çok temizlik falan yaptırmadım. Bir keresinde çok iyi hatırlıyorum. Bu video çok uzun olacak. Yüklerken ne yapacağım bilmiyorum ama 1-2 aylık evliydim. Kardeşim benim evde halıya kusmuştu. Ondan sonra ikisine de balkonda halıları yıkatmıştım ve yeni evliyim yani 1 aylık falan halı. Koridorun hallarını falan komple yıkattırmıştım. Geride ertesi gün üçümüz beraber evi temizlemiştik. O günde kim gelecekti? Dayımlar falan gelecekti, annemgil gelecekti. Bir öyle temizlik yaptırdım eşime. Ondan sonra çok fazla iş yaptırmadım. Ama hani mutfakta bir şey hazırlarken falan yanımdaydı eşim. Sonra ben dedim zaten. Evlendiğimde üniversite okuyordum. Benim staj zamanında eşim işsizdi. Ben staja giderdim, eşim evdeydi. O zaman çamaşır falan işlerine girdi. Evi toplar. Genelde benim eşim ev süpürmek değil ama böyle güzel toplar evi. Yani ortadan tamamen döküntü kalktığında zaten ev tertemiz durur. Öyle iş yapmıştım. Hatta bir keresinde yoğurtlu makarna sipariş vermiştim ama halam vardı, o yapmıştı değil mi? Onun dışında yemek falan zaten hiç anlamaz. Sonradan işte tostu yapar bir. Patates kızartırsın. Melemeni de sonradan yapmaya başladın. Evet, çünkü bekar insanların yapacağı ama işte, artık bekar değilsin. Ama artık bekar değil. Bugün de bak konuyu oraya getirdim. Hani yani başıma bir iş gelse, bir hasta olsam hiçbir şey bilmiyor. Bir yapabileceği hazır çorba. Hani rüzgara yemek açısından. Onun dışında tostu rüzgar yemez. Patates kızartmasını yer. Melemene bandırırsın. Yine iyi kötü yer. Onun dışında bir şey yemez rüzgar. Makarna yapmayı çok yeni yani. 2 ay, 3 ay önce öğrendi. Yani başına bir şey gelirse çocuğumu karnına doyururum yani. Nasıl doyururum? Hazır alırsın dışarıda. Benim onun istediği yiyeceğimi de unuttum. Ne anlatacağımı da unuttum. 9 dakika buradan. Tartışmadan önce de bir 3-5 dakika oradan. Neyse işte eşim evde bol bol çalıştırmayı düşünüyorum. Oruç diye kıyamıyorum. Ramazan çıksın. Bol bol çalıştıracağım. Hiç acımak yok. Mesela ilk evlendiğim zamanda kayınvalidem derdi. Benim kayınvalidemin iki oğlu olduğu için. Çalışsınlar gibi bir şeyler diyordu ama gerçi eşim annesinin evinde pek iş yapmamış ama üniversitede tek başına bir evde kalmış. Orada da iş yapmıyordum. Ama yine karnını doyuruyordun ama burada... Evet, tost yapıyordum. 9 ay, 8 ay tost yapıyordum kendime. Benim kaynım da aynı. Genelde tost yer, yumurta haşlaması, patates kızartması. Bu yemek yapmayı bilir ama iyi kötü. Evet, kaynıma çok şaşkınım. Geçenlerde miydi? Bayağı oldu, bir geldiler. Gelirken de karnı açmış. Böyle yaklaşmadan önce söyledi. Çay vardı. Çayın altını yaktım. Ama ne hazırlayacağım bilmiyorum. Çünkü kaynım da çok seçici. Eşim gibi. Neyse geldi kaynım. Dedim işte Fayyak abi ne yapayım? Dolaba aç dedim. Bak işte Canan ne isterse. Geçti dolabın başına. Sonra kararını verdi. Böyle şey değildi. Normalde ben kararsız diye düşünüyordum. Neyse işte dedim işte sucuk var. Tereyağı var, yumurta, işte orada daha bir şeyler vardı. Ama seçici olduğu için yine de ne yiyeceğini bilmiyorum. Kendi başına çıkardı tereyağını. Yumurtasını kendi kırdı, sucuğunu kendi pişirdi. Çok şaşırdım. Ve pratikti. Benim eşim öyle değil. Çok yavaş iş yapar. Kaynım bayağı pratikti. Mesela mantarlı tavuk göğsünü sote falan da yapar kaynım. Sonra puding yapar. Onun bekarlı uzun sürdü. Doğru, onun bekarlı uzun sürdü. Ondan sonra... Daha yapıyor ya, kaynım eşimden daha becerikli ama eşimde, kaynımın gerçi iş yapışını görmedim temizlik açısından. Eşimde temizlikte güvenirim, böyle arkasından kontrol etmem tabi canı isterse. Böyle bazen de yallap şap, hani tıp ben dedim diye. Ama temizlikte beğeniyorum işini maşallah. Öyle neyse hadi gidelim biz artık, video çok uzun oldu. Kahve yapayım falan dedim ama vazgeçtim. Yaparsam da öyle kendimiz içeriz. Bizi buraya kadar izlediyseniz hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Erdoğan'la böyle videolar gelsin isterseniz
Bol bol çökeriz. Erdoğan açılmaya başladı bence. Çok tartışırız. Aynen, sonu küslükle biter ama öyle, neyse. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.